Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben normalde Bandicam adlı uygulamayı kayıt programı olarak kullanıyorum ama oyunlarda FPS drop yiyorum. Oyun donuyor, kasma sorunları oluyor. Oyun donmasa bile video donarak çıkıyor. Şimdi size bir tane uygulama vereceğim. Bu uygulama ile istediğiniz oyunda, bakın bilgisayarınız ne kadar kötü olursa olsun, normal FPS'in üst düzey FPS halinde kayıt yapabiliyorsunuz. Yani daha iyi bir kalitede kayıt yapabiliyorsunuz. Bu uygulama RAR olarak açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Daha sonra setup yapıyorsunuz, ekrana böyle bir logo geliyor. Daha sonra arkadaşlar fix klasörü var. Bu klasörün içindeki dosyaları kurduğunuz şeyin dosya konumunu açıyorsunuz. Programın buraya atıyorsunuz hepsini. Sonra değiştir diyorsunuz, onaylıyorsunuz. Zaten burada metin belgesinde nasıl yapıldığı anlatılıyor. Readme metin belgesinde nasıl yapıldığı anlatılıyor. Şimdi arkadaşlar uygulama nasıl kullanılıyor size onu göstereceğim. Uygulamayı ilk açtığınızda böyle bir ekran geliyor karşınıza arkadaşlar. Daha sonra FPS Overlay diye bir kısım var. Burada yani oyun esnasında FPS'in ekranın neresinde gözüksün diyor. Ben sol üstü seçtim. Buradan boyutunu seçebiliyorsunuz, rengini seçebiliyorsunuz. Zaten birazdan göreceksiniz. Buradan screenshot alabiliyorsunuz. Normal bilgisayarda da alabilirsiniz screenshot. Record Movie, yani nasıl kayıt yapalım diyor. Öncelikle arkadaşlar kayıt yerini seçiyorsunuz. Sonra kayıt modu ve hangi tuşla başlatacağınızı, oyun moduysa oyun modu, ekranı direkt kaydetmek istiyorsanız ekran modu da seçebilirsiniz. Gayet kaliteli bu uygulama. Daha sonra kalitesini. Ben 720p'de kullanıyorum çünkü FPS drop yediğim için 720p'de drop yemiyorum şu an. 1080p olarak da kayıt yapabilirsiniz bilgisayarınıza güveniyorsanız. Daha sonra buradan formatını ve FPS frame'ini seçiyorsunuz. Ben 30 FPS yaptım. Normal 60 FPS yapabiliyorsanız onu da tercih edin. Daha sonra arkadaşlar ekran kartınız hangisi ise onu seçin. Bakın AMD ise AMD seçin, Intel ise Intel seçin. Lütfen buna dikkat edin. AMD, Intel dikkat edin. Ona göre seçin ki ona göre kalite yapsın. Burada kaliteyi seçiyoruz. Ben best, en iyisini seçtim. Burada ses kaydı diyor. MP3 olarak ayarlayın. Hoparlör sesi diyor. Yani oyunun sesini kaydetsin. Mikrofonunuzu da eklerseniz mikrofon sesini, buradan da sesini ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Buradan yayın, canlı yayın yapabiliyorsunuz. Oyun esnasında donuyorsa bakın buradan da canlı yayın yapma özelliği var. Burada Twitch'te, YouTube'da istediğiniz platformda canlı yayın yapabilirsiniz arkadaşlar. Hem oyununuz donmaz hem akıcı bir şekilde canlı yayınınızı yapabilirsiniz. Açıklamadaki linkten indirin. Hemen siz de bu uygulamayı kullanmaya başlayın. Bandicam'den daha iyi oyun kaydı alıyor. Yani FPS'iniz düşmüyor, oyun donmuyor. Daha güzel bir şey. OBS'den bile daha iyi arkadaşlar. Kayıtları çok iyi oyunda. Oyun, özellikle oyunda. Canlı yayın ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan kamera falan ekleyebiliyorsunuz. Buradan da kayıt yerini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Uygulama bu kadar basit. Şimdi bir de testini göstereyim size. Evet arkadaşlar, şimdi iki uygulama arasındaki farkı göstermek için Bandicam'la oyunu açıyorum ve FPS'i siz görün. Daha sonra diğer size verdiğim uygulamayla FPS'i görün. Bakın şimdi FPS akıcı gözükebilir ama donuyor. Bakın Bandicam'da FPS'im 70'lerde falan oluyor ama donuyor arkadaşlar. Bandicam'da kaydındayken FPS sıkıntısı yaşamamız gayet normal. Bakın şimdi birazdan verdiğim uygulamayla başlayalım. Şimdi bakın iki görüntü arasındaki farkı siz zaten anlayacaksınız. Evet arkadaşlar, şimdi de verdiğim uygulamayı test ediyoruz. Gördüğünüz üzere şimdi oyuna giriyorum ve oyunun akıcılığını seyredin şimdi bakın. FPS sıkıntısı, FPS'im 100 gözüküyor. Akıcılık, donma ve benzeri sorunlar yok. Bu uygulama ile istediğiniz oyunda istediğiniz FPS'te kayıt yapabilirsiniz. Bilgisayarınız ne kadar tost makinesi olursa olsun donmuyor arkadaşlar. Gayet kaliteli bir video çıkartabilirsiniz.